Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Rus medya grubu Rusya Segodya ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın açıkladığı bilgilere göre Alman subayların Kırım Köprüsü'nü yıkma yönelik saldırı planları gündemde. Simonyan'ın yayımladığı deşifreler üst düzey Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli taarruz füzeleriyle saldırmayı planladığını ortaya koyuyor. Subaylar taarruz füzelerinin teslimatı ve Ukrayna askerlerinin eğitimi gibi konuları tartışırken kırmızı çizgileri aşmamaya ve Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmamaya özen gösteriyor. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz konuyla ilgili olarak Ukrayna'ya taarruz seyir füzesi sevkiyatının ne dolaylı ne de doğrudan olmayacağını belirtti. Ancak sızdırılan ses kayıtları Almanya'da büyük bir karışıklığa neden oldu. Savunma Bakanı Boris Pistorius henüz kimseyi istifaya göndermezken askeri istihbarat servisi siber güvenlik ihlallerini araştırıyor. Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Chernev, Almanya'ya Kırım Köprüsü'nü vurmak için uzun menzilli taarruz füzelerinin ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Chernev ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'dan tepki almak korkusuyla taarruz sevkiyatına karşı çıkan tek kişi olduğunu iddia etti. Eğer Almanya taarruz füzelerini Ukrayna'ya gönderirse Rusya'yı karşısına almış olur ve olası bir füze tedariki Almanya-Rusya savaşının başlangıcı olacak diyebiliriz. Taarruz seyir füzesi korunan ve gömülü hedefleri düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan yüksek hassasiyetle imha etmek için özel olarak tasarlandı. Füzenin özellikleri arasında 1360 kilogram fırlatma ağırlığı, 5,1 metre uzunluğu ve radar izini azaltmak için dikdörtgen bir enine kesiti bulunmakta. Ayrıca elektrooptik korelasyon alt sistemi ve görüntü tabanlı navigasyon sistemi gibi özelliklere de sahip. Rota düzeltme ise uçuş sırasında 10 defaya kadar gerçekleştirilebiliyor ve önceden kaydedilmiş dijital haritalar kullanılarak bu düzeltme gerçekleştiriliyor.